Yani CAD/CAM dediğimiz 3 boyutlu CAD/CAM makinemizde onu işliyor, çıkarıyor, bize gönderiyor ve hiçbir el değmeden yani Vay be. sadece Yani her şey böyle dijital çok olarak. güzel dijital olarak gidiyor. Teknoloji ilerliyor her geçen gün. Yani Zaten aslında değişiyor. teknoloji bizim faydamız ama bahsettiğimiz gibi o çalışan arkadaşların da tabii ki Emekleri çok fazla. emekleri çok fazla. Emekleri çok fazla. Tabii ki onlar tek başına yürümez. Peki hocam, yani diş, ağız çok önemli. Dişlerimiz, diş eti hastalıkları. Yani ne olmalı ki? Nasıl bir Diş eti belirti vermeli hastalıklarının, ki evet. biz size Diş gelelim? eti hastalıklarının en belirgin özelliği diş eti kanamasıdır. Yani diş bir ağzınızdan fışladıktan sonra özellikle bir kan geliyorsa mutlaka diş hekimine veya fırçada veya tükürdüğünüzde bir kan görüyorsanız mutlaka diş hekiminize uğramanız gerekir. Bu ilk sinyaldir dişin. Bir diş Bak hekimine git diyor yani diş ben güzel. rahatsızım diyor mutlaka diş hekimine git diyor. Bu konuda şöyle ilk başta diş temizliğiyle başlıyoruz. İnsanlar diş temizletmeyi de bize şöyle hep en çok sorulan soru şudur bizde. Hocam ben dişlerimi temizleteceğim ama çok zararlı diyorlar. Yani bizim diş hekim bir hekim olarak bizim size zararlı bir tedavi uygulama şansımız yok. Böyle bir şey de yapmayız zaten hem etik olarak hem de insani olarak. Yani şöyle bir diş eti kanaması önce diş taşılarının durumuna bakılır hastanın ağzındaki plak durumuna bakılır. Tartar dediğimiz halk tarafından da bilinen adıyla. Ona bakarız. Ona göre diş taşı temizliği yaparız. Diş taşı temizliği diş taşlarının diş eti ve dişin arasında bulunan o taşların uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilir. O da çok zor. Biraz zor. Hastalar işte şu şikayet, hocam dişlerimi temizlettim ama hassasiyet başladı. Dişlerim aralıklı değildi, aralandı. Aslında böyle değil. Zaten dişleriniz aralanıyor. O tartar oluşumuyla, diş taşı oluşumuyla, yoğun diş taşı oluşumuyla diş etleri ve dişler alınıyor ve diş eti çekilmesine başlıyor. O plak onu gizliyor oradaki diş taşı onu gizliyor. Biz bunu buradan kaldırdığımız zaman bunu biz yapmışız oluyor. Aslında böyle değil. Zaten oradaki plağın sebebiyle o diş etini çekiliyor ve dişlerin arası kapalı görünüyor. Biz bunu kaldırdığımızda bizim yaptığımızı sanır ve bizim zararlı bir işlem yaptığımızı düşünür. Kesinlikle zaten diş taşı temizliği bir tedavidir zaten. Yani şey bir şey, kozmetik veya estetik bir durum değildir. Bu tedavi edilmesi gereken bir durumdur kesinlikle. Hastalarımıza yani çok diş taşı, yoğun diş taşı olan hastalarımıza mutlaka 6 ayda Çünkü o bir da bir enfeksiyon kaynağı değil mi? tabii ki yani bakteri oluşumu zaten o diş taşı. İleri derecede şu sorunlara yol açıyor. Diş temizletmemek aslında basit bir işlemdir. Temizletilmediği zaman ilerleyen ve yoğun diş taşı birikimiyle beraber dişlerin sallanmasına başlar. O dişler sallanmaya başlar ve kemik kaybıyla yani diş tutuculuğunu tamamen kaybeder çene kemiğinde. Hasta sonra gelip bize der ki hocam sapasağlam dişim çürük yok bir şey yok ama sallanıyor. Bunu çekeceğiz diyorum ama niye çekiyorsunuz? Hiçbir şey yok. Ağrım yok, sızım yok. Neden? Bu zamanında oluşan diş taşlarının ve plakların bir diş hekimine gidip temizletilmemesiyle alakalı ve tamamen ağız hijyeninin önem Sıklığı ne gösterilmemesiyle hocam bunun? alakalı. Ne kadar Evet, sıklıkla evet, yapmalı? evet. Yani şöyle herkesin 6 ayda bir diş taşı temizliği yaptırmasına gerek yok. Ama eğer bir hekim arkadaş bunu görüp ve yoğun bir diş taşı oluşumunu gördüyse 6 ayda bir mutlaka diş hekimine gidip bu diş taşı temizliğini yaptırması gerekir. Diş temizliğinin ikinci aşaması da polisaj dediğimiz şeydir. Bu kozmatiğe girer. Yani şöyle dişin üzerinde oluşan lekelerin, çay kahve lekelerinin uzaklaştırılmasıdır orada. Bu zaten hasta için yani herhangi bir hassasiyetine bir zarar verecek bir durum değildir. Aslında zaten bundan çekincesi yoktur ama dediğim gibi diş taşı temizliği tedavidir. Bunu mutlaka 6 ayda bir eğer oluşuyorsa bunu mutlaka temizletmek gerekir. Gerekiyor. Peki hocam, diş eti çekilmesi hangi yaşlarda başlar? Herkeste görülebilir mi? Yani Bunda herkes nasıl anlarız? yani bu işte dediğim gibi ağız hijyeni yani en önemli faktör ağız hijyenidir diş eti çekilmesi. Yani ağız hijyeninin önem gösterilmediği takdirde o oluşan plak ve tartarlı diş eti çekilmesi başlar. Ama özellikle yani orta yaş üstü bayanlarda menopoza girilmesi ve veya erkeklerde antropoza girilmesiyle beraber bu hızlanabilir sadece. Ama özen gösterdiğimiz takdirde yani diş hekimi kontrollerini aksatmadığımızda diş ağız hijyenimize Özen nasıl göstereceğiz? Mesela günde kaç kez fırçalayacağız ve fırçalarken nelere dikkat günde en edeceğiz? az iki kere Diş ipi kullanacak mutlaka. mıyız? Evet yani bir de yani aslında doğru fırçalama tekniğine çok bahsediyoruz ama toplumumuz maalesef dişini fırçalamıyor zaten yani. Hani biz işte şöyle fırçalayın, böyle fırçalayın, diş ipi kullanın, işte ağız uçu denen bir alet var, onu kullanın, o da rahat vesaire vesaire anlatıyoruz. Ama bunlardan bizim öncelikle diş fırçalama alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Henüz bizim toplumumuzda bu yok. Hani ben hastama genelde yani abicim fırçala da nasıl fırçalarsan fırçala durumuna geliyor. Çünkü fırçalamıyoruz, diş fırçalama alışkanlığımız yok. Dişlerimizi sabah akşam günde iki kere mutlaka fırçalayacağız. Diş ipini de yani iki dişin arasına girerek mutlaka kullanacağız.
Aslında hoca çaktırmadan şey de söylemiş oldu. Diş fırça uzmanının çoğu erkek anladığım kadarıyla. Değil mi? Ya genelde biz erkekler olarak pek... Metroseksüel artık erkekler. Yok şey yani. Abicim hani deyince dedim herhalde hocanın çoğunluğu. Ya genelde yani o yönde de evet erkeklerin biraz eksikliği var. Yani diş fırçalama ve ağız bakımı. Peki hocam zor bir şeydir. Yani açıkçası insan başına geldiği zaman rahatsız edici bir şeydir. Ağız kokuları çok tabii önemlidir. Bunun bir kısmı başka organlardan işte özellikle mide hastalıklarında falan ama bir de aynı zamanda ağız içi hijyenden kaynaklanan problem. Oldukça rahatsız edici. İnsanın sosyal hayatını etkileyen bir problem. Evet. Burada nasıl bir tavır almak lazım? Yani ne yapmak burada lazım? Şöyle yani bir önce ağız durumuna bakmak gerekir. Yani ağızda yani bakteri oluşumunu işte bu yemek artıkları vesaire bunların kalacağı bir odak noktası varsa bu hemen uzaklaştırılması gerekir bunun. Ne bileyim eksik diş veya diş eti çekilmesi veya bir çürük. İşte veya 20'lik dişlerin bir yanlış pozisyonu sonucu oluşan oradaki arka bölgelerdeki dişlerin iyi temizlenmemesi gibi bir sürü neden var. Ama bunlar yoksa dediğiniz gibi iç hastalıklardan kaynaklı da olabilir. Yani hasta ağız hijyenine çok iyi özen gösteriyordur. Dişlerinde herhangi bir hiçbir problem yoktur. Tertemizdir. Ve hasta yani şöyle hocam işte ağzım kokuyor. Bazen psikolojik de olabilir. Yani bu psikolojik. Tabii psikolojik. Allah Allah. Tabii benim yani iki gün önce bir arkadaşım geldi. Dedi ki ağzım kokuyor. Kokluyorum. Kokmuyor yani. Ha ona öyle geliyor. Tamam. Ağzım kokuyor, kokmuyor. Yani bazen psikolojik de olabiliyor. Ama ya genelde yani o dediğim gibi o bakterilerin ve bakteri plaklarının oluşacağı odak noktaları uzaklaştırıldıktan sonra ağız hijyeninde bir şey durum yoksa iç hastalıkları. Onlar da bir hastalığın belirtisi olabilir. Bir hastalığın zaten belirtisi olabilir. Aslında dişlerimizdeki hastalıklar da bizim vücudumuzda başka hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Ya aslında diş hekimliği ön tanı ve erken tanı için çok önemli bir şeydir. Sağlık bilimidir. Şöyle biz genç yaşta çok fazla diş eti kaybı olan hastalarda hemen mesela şekerini bir ölçtür diyebiliyoruz. Çünkü şeker ve genç şeker hastalarında diş eti çekilmesi çok fazla görünüyor. Hemen gidip bir şeker tahlili yap diye biz bunu hani hasta farkında olmayabilir. Biz bunu anlayabiliyoruz ve direkt yönlendirme yapabiliyoruz. Evet yani diş eti ve diş kaybı konusunda erken yaşta başlayan tanılarda bulunabiliyoruz. Ne diş kökü iltihaplarının kalp problemlerine yol açtığına dair de şeyler vardır ya. Yani o bir araştırma konusu. Evet şeylerle beraber yani kalp doktorları ve diş hekimleri arasında ama kesin bir veri yok. Kesin bir veri yok ama yani enfeksiyon riski vücutta her yerde var yani diş. Tabii ki enfekte bir dişi çekmemek lazım veya emin olmadığımız durumlarda direkt müdahalelerde bulunmamamız gerekiyor bizim diş hekimleri olarak. Mutlaka veya bir hastalığı olan hastalarımıza sistemik bir hastalığı varsa mutlaka kendi doktorundan bir konsültasyon kağıdı istiyoruz. İşte bu tedavi yapacağız. Uygun mudur diye bir... Bilmiyorsa herhangi bir sıkıntısı olduğunu. Tabii. Yani o zaman size geldiğimizde bir tahlil tetkik yapılıyor mu? Ya şöyle biz fark ediyoruz işte bahsetmeyeyim. Biz fark edersek biz bunu direkt yönlendiriyoruz. İşte hemen git işte şunu yapın bunu yapın. Ya bu doktorunuza başvurun şu hekime gidin. Ama biz zaten muayenelerde yani diş hekimliğindeki muayene çok detaylıdır aslında. Biz hastaya muayenemiz şu şekilde başlar. Biz hastayı görür görmez muayenemizi başlar. Yani hastayı gördük daha koltuğu durmadan ya bir yüzünde şişlik vardır ya suratında acı bir ifade vardır. İşte deriz ki bunun dişi ağrıyor yani belli bu hasta diş ağrısı gelmiş veya işte konuşurken dudağını gizler. Deriz ki bu tam dişlerinde problem var. Ondan sonra koltuğa oturturuz. Yani ilk gözlemdeki muayeneden sonra koltuğa oturturuz. Ağız içine bakarız. Kendi diş hekimine kullandığımız aletlerle. Sonra oradan da bir karara varamazsak işte hastanın şikayetiyle alakalı. Sonra direkt radyografiye yönlendiririz. Yine kendi bünyemizde olduğu için biz hem tomografi hem de panoramik iki boyutlu görüntülemeler sağlayabiliyoruz. Panoramik röntgen alırız. Panoramik röntgende de belirleyemediğimiz konuları direkt bir sonraki aşamada tomografiye yöneliriz. Tomografi alırız. Ondan yani mutlaka emin olmadığımız konuda emin olana kadar bekleriz. Çünkü doğru teşhis çok önemli. Özellikle bizim alanımızda. Ben size ilginç bir şey anlatayım. Bir büyük hastanede nedeni açıklanamayan bir ateşle yatan hasta. Anlaşılamıyor. Bir sürü tetik yapılmış. Fakat şiddetli diş ağrısı var. Diş hekimine geliyor. Diş hekimine geldiğinde başını eğmesini istiyor. Eğemiyor hasta. Menenjit. Evet. Bu mesela çok enteresandır. Diş hekiminin ne kadar uyanık, çok gerçekten çok bilgili bir insanmış. Daha da fark eder fark etmez. Hastaneye yarıyor. Menenjit var bu adamda diye. Saydığında o çıktı.